Gelelim Cumhurbaşkanı'nın dün yine çok tartışılan bir meselesine, bir lafına. O da dün Etlik Şehir Hastanesi'nde, şehir hastanesinin açılışını yaparken kullandığı bir söz vardı. Cumhurbaşkanı bir takım süfli hevesler içinde olan insanlardan söz etti. Süfli kelimesi belki hani yaşı böyle 40'ın, 30'un, 20'nin altında olan izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin çok sık duymadıkları ama benim günlük yaşamda sıkça kullandığım bir laftır. Süfli, aşağılık, bayağı adi, yani çok alt seviyede demek. Aşağılık, bayağı adi ve alt seviyede hevesleri olanlar dedi. Daha iyi otomobile binebilmek için, daha iyi üst model bir telefon kullanabilmek için ve daha fazla konsere gidebilmek için bu ülkeyi terk edip gidiyorlar dedi. Çok ağır ve aşağılayıcı bir suçlamada bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani yurt dışına gidenleri böyle hep maddi hevesler içinde olmakla suçladı. Daha iyi evde oturmak, daha iyi otomobile binmek, daha pahalı telefon kullanmak ve daha fazla konsere gidebilmek için. Şimdi birincisi, bu tür beklentiler içinde olmak ya da bu tür hevesler içinde olmak aşağılanacak, kınanacak bir şey değil. İnsanın ömrü 70, 80, hadi bilemedin 90. Çok istisnai durumlarda 100 seneyle kısıtlı. İnsanlar elbette ki çalıştıklarının karşılığında daha fazla kazanmak, daha iyi yaşamak ve daha yüksek bir yaşam standardı sürdürmek gibi bir beklenti, bir hedefle yaşarlar. Hiç kimse sürünmek, domatesin çürüğünü, ekmeğin bayatını, simitin ıslatılmışını filan yemek için çalışmaz. Herkes elbette ki daha iyi evde oturmak, daha üst model telefon kullanmak, daha iyi otomobillere binmek ve daha fazla konsere gitmek ister. Bunun utanılacak bir tarafı var mı? İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sormak lazım. Ailesi ve aile fertleri bu tür beklentiler içinde değiller mi? Ve aile fertlerinden hiç yurt dışında gitmiş, okumuş, yaşamış, etmiş, bu tür olanaklara sahip olmuş insanlar yok mu? Yani hep de yer sofrasında tarhanayla mı besleniyorlar? Ya da 1994 model Nokia telefon mu kullanıyorlar? Hadi marka da çıktı ağzımdan. Akılsız telefon mu kullanıyorlar? Ya da ne yapıyorlar? Radyodan mı türkü dinliyorlar, konsere gitmiyorlar mı hiç mesela? Bunları çok mu görüyorsunuz vatandaşlarınıza? Elbette ki bir takım insanlar burada elde edemediği olanağı elde edebilmek için bir fırsatını bulup İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, Lüksemburg'a, Finlandiya'ya, Amerika'ya, oraya buraya gidiyorlar. Bu tür olanakları elde etmek üzere yaşıyorlar. Dün de Turan Çömez bir video yayınladı, eski AKP'li milletvekili. O da bunun nasıl doğal bir hak olduğunu izah etti. Çalışması karşısında insan tabii ki bunu elde etmek isterdi. Şimdi ilk önce gelin Cumhurbaşkanı'nın o laflarını bir dinleyelim, devam edelim. Ülkelerin özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Bugün böyle bir hevesle yola çıkanların yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyduklarında sığınacakları bir aile, bir sosyal bünye, bir devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz. Acıyarak bakıyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Daha iyi bir yaşam özlemi içinde olup da bunu elde edemediği için buradan çıkıp gidip yabancı ülkelerde çalışan, kazanan ve bu olanaklara sahip olan insanlara acıyarak bakıyormuş. Olacak şey değil. Böyle bir değerlendirme hayatım boyunca duymadım. Şimdi gelelim işin başka bir boyutuna. O insanlar sadece bilmem kaç milyon dolarlık villalarda, evlerde oturmak ya da bilmem kaç bin dolarlık telefonlar kullanmak ya da bilmem daha ışıltılı konser salonlarında konser seyredebilmek için gitmiyorlar buradan. Başka nedenlerle de evet kaçıyorlar buradan. Niye kaçıyorlar? Burada insan muamelesi görmedikleri için kaçıyorlar. Burada emeklerinin karşılığını alamadıkları için kaçıyorlar. Burada anayasanın bizlere vaat ettiği laik düzenin hayata geçmediğini gördükleri için, daha
demokratik bir toplumda yaşamak üzere kaçıyorlar. O insanlar düşüncelerini, fikirlerini özgürce ifade edemedikleri için kaçıyorlar. Buna teşebbüs ettikleri zaman hemen kapılarında polisi, savcıyı, mahkemeleri, cezaları buldukları için kaçıyorlar. O ülkelerde kendilerini yönetenleri daha rahat eleştirebilme özgürlüğüne sahip oldukları için kaçıyorlar. Ağzını açanın, iki satır tweet atanın, vay sen Cumhurbaşkanı'na hakaret mi ettin, vay sen falanca bakanımı aşağıladın diye hemen takibata uğramadığı bir ülkede yaşamak için kaçıyorlar. Ve evet, kültürün, sanatın, konserin, festivalin özgürce icra edilebildiği bir ortamda yaşamak için kaçıyorlar. Hani diyorsun ya, daha fazla konsere gidebilmek için. Evet, çünkü gittiği ülkede vay ben bu şarkıcıyı sevmiyorum, vay o şarkıcının sözleri bana dokunuyor, vay o şarkıcının göğsü açık, kolu açık, bacağı gözüküyor diye konserler yasaklanmıyor. Onun için oraya gidiyorlar, ondan kaçıyorlar. Çocuğunu adam gibi seviyede bir eğitim görebileceği bir okulda burada okutamadığı için kaçıyor yurt dışına. Yine sağlık hizmetinden çuvalla para ödemeye razı olduğu halde burada yeterli düzeyde sağlık hizmeti alamadığı için, çünkü hastanelerin yeterli olmaması nedeniyle, çünkü girip randevuyu bir röntgen, bir MR, bir ultrason falan çektirebilmek için haftalarca, aylarca beklememek için kaçıyor daha medeni ülkelere. Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'yi yöneten insanlar olarak sizin vazifeniz kaçana küfür etmek, süfli, aşağılık, adi, bayağı, alçak, bilmem ne, düşman, hain demeden önce Türkiye'de bu koşulları yaratmaktır. Yaratamadınız, yaratamayacağınızı da hepimiz biliyoruz. 20 yıllık geçmişiniz ve siciliniz ortada. O yüzden bu insanlara hakaret edeceğinize, öyle koşulları nasıl oluşturacağınızın vaadini duymak istiyoruz sizden. Gidene küfür etmeyi duymak istemiyoruz. Bir aşamada da hatırlayacaksınız doktorlarla ilgili. Giderlerse gitsinler be, biz burada stajyer doktorlarımızla hizmet veririz filan dedi. Yazıklar olsun. Bir cumhurbaşkanından bu ülkede istediklerini bulamadığı için, daha iyi koşullar için yurt dışına gidenleri böyle aşağılayan bir cumhurbaşkanını hak etmiyoruz. Hiçbir zaman da hak etmedik. Gelecekte de hak etmeyeceğimizi buradan bir kez daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben burada beyan etmek istiyorum. Yine halkını aşağılayan, yine halkını küçük gören bir demeç daha. Turizm Bakanı.